24 Haziran'a iki aydan az bir süre kaldı şu anda bütün partiler ittifak aday cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek için yoğun bir tempo içerisinde hükümet önce kendi adayını belirledi Ardından ittifakını oluşturdu ardından seçim açıkladı ama muhalefet böyle diye yapmadı muhalefetin bir takım görüşmeleri vardı fakat şimdi İYİ Parti ve CHP arasında Saadet arasında yoğun bir diplomasi var daha önce HDP'ye de gelmeler gitmeler söz konusu oldu. Ama bu daha çok seçim güvenliği ile ilgiliydi. Şu anda HDP Türkiye demokrasi demokrasi çabası içerisinde bu anlamda yani iyi Parti Saadet Partisi, ve CHP'nin dışında e, ikinci ya da üçüncü bir alternatif olarak çıkıyor. Parti meclisi toplantısı şimdi bitti. Parti sözcüsü Ayhan Bilgen ile birlikteyiz. E, öncelikle e, Demirtaş cezaevinde, eş, önceki dönem eş genel başkanı, e, Demirtaş e, cumhurbaşkanı adayı mı? Evet Parti Meclisimizde ağırlıklı eğilim Sayın Demirtaş'ın adayımız olması yönünde yani yedek adaylığa ihtiyaç olmadığı yönünde. E, dolayısıyla da bu bir ilan değil şüphesiz. Sonuçta e, yetki MYK'ya verildi. MYK bir takım görüşmelerini tamamlayacak başlamış olan ziyaretler, temaslar vardı. Bunlar değerlendirilecek. Ne zaman, nasıl e, hani e, açıklanacağı konusuyla ilgili şüphesiz planlamalar yapılacak. E, ama e, yani bütün kapılar hani kapatılmış değil. E, hala bir takım temaslar kuruluyor, görüşmeler yapılıyor. Ama bizim açımızdan şu anda e, ağırlıklı eğilim Demirtaş diyebiliriz. Evet. E, Demirtaş e, ağırlıklı e, ama 30 e, Nisan'da onun bir davası var. Demirtaş e, Sincan'daki yargılamada e, iktidarın, hükümetin avukatlar üzerinden e, hakimlere baskı yaptığını, kendisini siyasi yasaklı hale getirmek için e, bir çabası olduğunu Açıkladı kendisi. Bunun bildiklerini söyledi. Bu bir risk midir? Durum nedir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii yani MYK toplantımızda pazar günü yaptığımız toplantıda hukuk komisyonumuz bu konuda ayrıntılı bir sunum yaptı. Gerekli değerlendirmeler yapıldı. Şüphesiz Türkiye'de hukukun öngörülemezliği nedeniyle yani sıfır risk demek imkansız ama yani azıcık normal azıcık olağan bir yargılama sürecinde bile yani o takvim içerisinde yani adaylık koşullarını ortadan kaldıracak adaylık hakkını ortadan kaldıracak bir sonucun çıkması çok kolay gözükmüyor. Ama buna rağmen eee yani adayların kesinleşmesinden sonra e, bir eee işte engelleyici tablo ortaya çıkarsa da bu oy vermeye engel değil. Yani pusulalardaki pozisyonunu etkileyen bir şey değil ama sonucu sadece etkileyen bir durumdur. Yani mazbatasını almayı engelleyecek, imkansızlaştıracak bir durumdur ki bu bizim açımızdan göze alınabilir bir risk olarak değerlendirildi. Parti meclisinin de eğilimi bu yönde. Dolayısıyla da elbette ki yani hepimiz, herkes, bütün adaylarımız bu anlamda elbette riskli olacaktı çünkü neredeyse yargılaması devam etmeyen arkadaşımız yok gibi bir kısım arkadaşımızın bölge istinaf mahkemelerinde bazılarımızın ilk derece mahkemelerinde yargılama süreçleri devam ediyor. Yani bu riski göze alarak Sayın Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının herhangi bir yedek arayışına da ihtiyaç duymaksızın tercih edilmesi yönünde bir tutum hem MYK'da hem Parti Meclisi'nde somutlaşmış oldu. Ama bir takım temaslarımız olduğu için bazı görüşmeler devam ettiği için hem parlamento içindeki partilerle ikili kişisel görüşmeler daha çok kurumsal resmi görüşmeler değil ama bir takım temaslar hem de parlamento dışındaki kimi toplumsal hareketler siyasi partilerle hem Kürdistan'daki partiler hem batıda sol sosyalist partilerle temaslar sürüyor. Bu süreçlerde farklı bir gelişme olmazsa yani bizim önerimiz en azından onlara sunacağımız isim Demirtaş olacak ama yani onların önerileri de değerlendirilecek ve mümkünse ortak aday olması konusunda bir tutum bir çaba sergilenecek. Evet. Sizin Demirtaş dışında gelen isim var mı? Size önerilen isim var mı? Hem HDP bileşenleri içerisinde hem de HDP'nin dışta destekleyen çevreler tarafından. Evet yani kadın hareketi içerisinden isim öneren siyasi partiler var. Gazeteci isimleri var. Yani Ahmet Çığrı galiba kamuoyuna yansıdığı için söylememizde bir mahsur yok. Diğer isimleri belki paylaşmak hani o bileşenler açısından doğru olmayabilir ama yani biz şüphesiz bize önerilen isimleri yadırgamıyoruz. Bizim açımızdan hiçbir sorun ifade etmiyor ama yani sonuç itibariyle bizim kurullarımızdaki bizim tabanımızdaki yaygın eğilimde sayın Demirtaş yönünde. De. Yoksa o isimlere karşı herhangi bir rezervimiz, itirazımız yok. Her halükarda birlikte siyasi mücadele etmeyi tercih edeceğimiz, önceleyeceğimiz isimlerdir. Evet. Ee, şimdi e, CHP İYİ Parti'nin e, parti, meclis grubu tarafından e, aday gösterilmesine olanak tanımak için, bir formül geliştirdi 15 milletvekili gitti eskide kendilerinde 5 milletvekili var diğer sol kesimler olsun kürsani partiler olsun onları da meclise taşıyacak bir formül üzerinde bir tartışma yürütüldü mü? yani bunu tabii ki milletvekili seçimi süreci için söylüyorsunuz sanırım. Yani bugün itibariyle biraz sonra yapılacak MYK toplantısında komisyonlar oluşturulacak. Temas komisyonumuz, diyalog komisyonumuz yani aday belirleme sürecinde önerileri derlemek, ilişkileri kurup önerileri almak üzere hem Kürdistan'daki siyasi hareketler partilerle hem de Batı'da bunun planlamasını yapacak. Bugünden sonra şüphesiz bu iletişim kurularak en güçlü listeyle parlamentoda temsilin yolu imkanı aranacak. Evet. Ee, mevcut şu andaki yasaya göre ilk seçimde yüzde 50 artı biri alan cumhurbaşkanı seçiliyor. Ama öyle tahmin ediliyor ki 50 artı biri hiçbir parti almayacak ve bir sıralama olacak. İlk ikisi ikinci tura kalacak. İkinci turda ki strateji konusunda ne tür bir tartışma yürüttünüz? Şimdi tabii biraz ilginç bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Eğer partiler arasında Cumhurbaşkanlığı konusunda bir uzlaşma ortak adayla birinci tura girme mümkün olmazsa yani işte en kaba biçimiyle söylüyorum dört parti aday göstermeyi başarabilirse yani CHP, İyi Parti ve HDP'nin zaten şu anda aday gösterme imkanı var. tabii yüz bin imzayla aday gösterilebilmenin her zaman önü açık ama teknik olarak zaman açısından ne kadar mümkün olur onu bilmiyoruz. Saadet Partisi de aday gösterme imkanı bulabilirse 100 bin ile ya da işte farklı iddialar var. İşte AKP'den bir takım vekillerin geçeceği yönünde şeyler. Bunları tabii henüz somutlaşmış değil ama sonuç itibariyle Erdoğan dışında eğer 3 ya da 4 aday daha yarışa girerse bırakın birinci turda kazanılmasını neredeyse 13-15 oyla ikinci tura çıkma imkanı olabilir. Yani bu matematiksel olarak en azından mümkün gözüküyor. 4 aday olduğunda yani işte 49 Erdoğan'ın aldığını varsaydığımızda yani 51'in 4 adaya dağılımında 13 puan bile hani eşit dağılımını varsayıyoruz. Tabii ki böyle olmayacaktır. Yani 15, 17, 18 neyse bu civarlarda bir oy oranıyla değişecektir ikinci tura çıkma imkanı var. Dolayısıyla bizim açımızdan adayımızın ikinci tura çıkması için çabalamak, bu tempoyla bir çalışma ortaya koymak hem mümkün hem de son derece güzel bir gelişme olacaktır. yani parlamentoda milletvekili temsiliyle ilgili de birinci turda muhalefetin toplam milletvekili temsili 300'ün üzerine çıkarsa... Bu tabi biraz ortak hareket etmeye bağlı. Başkanlıkta olduğu gibi yani tek tek ayrı ayrı girildiğinde bu ihtimal zayıflıyor. Ortaklaşıldığı ölçüde artık oylardan kaynaklı milletvekilleri muhalefetin hanesine yazmış oluyor. Bu da kırklı rakamları buluyor neredeyse. 40 kadar milletvekilinin AKP MHP blokunda mı yoksa muhalefet tarafında mı meclise gireceğini etkiliyor. Birinci turdaki meclis çoğunluğu ikinci turda muhalefetin adayının kazanması konusunda büyük bir psikolojik avantaj sağlayacaktır. Tabi bu konuda siyasi partiler ne kadar duyarlı davranırlar. Bunun ne kadar farkında olarak özveri de bulunurlar, ortaklaşmayı başarırlar. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet. E, şu anda e, oy pusulasında HDP'nin dışında HDP ile birlikte hareket eden bir e, ittifak partisi görmek mümkün olacak mı? Tabii onların adına bir şey söylememiz mümkün değil. Bizim ilkesel bir tutumumuz var. E, program olarak, dil olarak, söylem olarak Türkiye'nin demokratik bir anayasayla barışçıl bir hayatı kurması, hukuk devletinin temel ilkelerinin eşitliğin, özgürlüğün, egemen olması konusunda biz netiz. Bu konuda ortaklaşmaya dair cesareti olan, kararlı olan, iradesi olan siyasi partilerle de birlikte olabileceğimizi çok açık biçimde ifade ediyoruz ama yani siyasi partiler bu konuda çekingen, utangaç, mahçup, neyse korkak davranırlarsa yani biz kendi adayımızla en güçlü kampanyayla gereğini yapacağız. Bunda çok netiz ama bu tercih artık yani bizim açımızdan net olduğu için bir irade beyanı olarak ilkesel tutum olarak net olduğu için bizim üzerinde bir şey söyleyeceğimiz durum değil. Başta CHP olmak üzere Saadet Partisi şüphesiz İyi Parti onların tercihi ama sonuç itibariyle yani birinci turda da elimiz son derece güçlü ama yani herkes ikinci turda yani bizim adayımız dışında bir durum ortaya çıkarsa ikinci turda sonuçta bizim oylarımızı da almayı dikkate alarak söylem aday profili tercihinde bulunursa şüphesiz bu bütün partiler açısından bütün muhalefet açısından önemli olacak. Bugüne kadar yani MHP ve AKP dışında ki onlar Cumhur ittifakı e, öngörüyor ve cumhurbaşkanlığı e, sistemi e, adı verilen sistemle yürümek istiyorlar. Ancak e, sözünü ettiğiniz bütün muhalefet parti, Saadet dahil olmak üzere e, Saadet, İyi Parti, CHP ve HDP'nin e, şöyle ortak noktaları var. Parlamenter sistem yeniden gelsin. o Ohal kalksın. O halin sonuçlarının ortadan kaldırılması gibi herkesin yani en azından muhalefetin üzerinde uzlaştığı noktalar var. Bütün ülkenin diğer sorunlarını bir tarafa bırakıp ortaklaşan konular üzerinde bir görüşme oldu mu? Yani bir ortak e bir çaba oldu mu? Tabii iki çaba var. Birisi seçim güvenliği ile ilgili, sandık güvenliği ile ilgili çalışmaları ortaklaştırmaya dair bir girişim. Bu ister partiler arası bir heyetle oluşsun, isterse sivil inisiyatiflerin öncülüğünde partilerin destek verdiği bir mekanizma olsun. Bu konuda bir ön temas oldu. Biz de olumlu yaklaştığımızı, bunu destekleyeceğimizi, hangi türlü olursa olsun üzerimize düşen katkıyı yapacağımızı söyledik. İkincisi sizin altını çizdiğiniz program ve söylem ortaklaşması. Yani her her parti açısından tabii öncelikler değişebilir. Biz yerel demokrasiyi önemseyen bir partiyiz ama esas itibariyle güçler ayrılığını esas alan denge denetleme sistemi güçlü, parlamenter bir demokrasi, demokratik anayasa konusunda da bu partiler ortaklaşıyorlar. Hayır dediler. Referandumda da buna dair bir irade beyan ettiler. Dolayısıyla herkes mutlaka birlikte aynı şeyi söylemek zorunda değil ama ayrı ayrı da olsak birbiriyle çelişmeyen şeyler söylediğimizde yani o Orta uzun vadede ortaklaşmak tabanda, toplumsal zeminde de bir uyumlu irade sergilemek mümkün olacaktır. Evet. E, son medeniyet detaylı bir soru sormak istiyorum. E, işte, i̇şte Abdullah Gül'ün ismi anılıyor. E, Abdullah Gül'ün e, aday yapılmak konusunda bugün bir Saadet Partisi'nin bir görüşmesi var. E, i̇kinci tura kalma durumunda... HDP'nin böyle bir rezerviye şu parti asla olmaz gibi bir yaklaşımı olur mu? Yani bu aday olmaz gibi bir yaklaşımı olur mu? Şimdi tabii bizim şu aşamada kamuoyuna söyleyebileceğimiz bu konuda tek şey öncelikle şey kurumsal olarak yani kendi adayımızın ikinci tura çıkması ve bizim adayımızın her oy alabilecek bir profile, performansa sahip olduğu iddiamızın arkasında durmaktır. Diğer adaylarla ilgili şüphesiz demin çizmeye çalıştığım çerçeve isimlerden bağımsız olarak bizim için önemli. Yani Kürt sorununda barışçı çözümden yana olacak. Demokratik anayasayı savunacak. O hale çok açık, net biçimde karşı çıkmış. O halde yapılan haksızlıklarla ilgili duyarlı bir tutum ortaya koymuş olacak. Yani ben isimlerle ilgili e, kim açıklamalar partimiz adına yapıldı yani bizi zorlaştırabilecek e, isimler de ama şimdiye kadar hiç konuşulmayan bir isim de gündeme gelebilir. Daha e, buna vakit var. E, yani belki Saadet Partisi CHP farklı bir isimde uzlaşabilir. Bize öneri getirebilirler. Belki Saadet Partisi her şeye rağmen Gül'ü kendi adayı olarak çıkartabilir. Ya da işte CHP belki sadece tek başına bize bir isim önerebilir. Biz de şüphesiz ikili ilişkilerimizde kimi isimleri yokluyoruz. Yani Saadet Partisi'nin, e, CHP'nin, İyi Parti kendi adayını ilan ettiği için ismini anmıyorum. Ee, bu iki partinin Saadet Partisi ve CHP'nin e, yani bu isimlere nasıl bakabileceği onlara yakın isimler sonuçta CHP ve Saadet'e yakın ama bizim açımızdan da konuşulabilir tartışılabilir e, olmaları için öncelikle tabii onların bu konuda bir irade ortaya koyması gerekiyor. Yani biz alternatiflerin aranması konusunda her türlü teması devam ettireceğiz. Birinci turda kendi adayımızı çıkartma kararlı bununla çelişen bir şey değil. E, elbette ki biz kendi adayımızı tercih edeceğiz ama e, başka bir isim çıktığında da o ismin de en azından ortaklaşmamızı zorlaştırmayacağız yıkılmayacak bir isim olmasının arayışında olacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar sağ olun. HDP Parti Meclisi Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen ile görüştük. Birazdan MYK toplantısına katılıyor. Daha sonra sanırım ayın ikisinde veya üçünde resmi olarak adaylarını açıklayacak HDP.